Franz Josef Friz'in Habkirhin'deki gümrük müzesinde yapılacak çok işi var. Emekli gümrük memuru Fransa-Almanya arasında eskiden gümrük memurlarının görev yaptığı binadaki sergiyle gönüllü olarak ilgileniyor. Aslında Alman-Fransız sınırı çoktan tarih oldu ve müzede iyi komşuluk ilişkilerinin bir sembolüydü. Fakat korona krizi sınır ötesi bu dostluğa gölge düşürdü. Almanların Fransızlarla sırf Fransa'dan geldikleri ve korona vakaları orada daha fazla diye bir sorun yaşayacağına, iki taraf arasında bir anlaşmazlığın tekrar vuku bulacağına hayatta inanmazdım. Buradaki köprü gibi Fransa'yla sınır geçişleri Mart ayında kapatıldığından beri virüsü yayma şüphesi altındaki Fransızlar hakarete uğruyor. Bir Alman kurumu komşu olan Fransız bölgesini riskli bölge ilan etmişti. Sadece diğer tarafta çalışanların sınırı geçmesine izin verilmişti. Bu Frans Josef Fries'in anlayışla karşıladığı bir önlem. Ne yapabilirsiniz ki? Tabii ki bir virüs dünyanın hiçbir sınırında kalmaz. Sınırı geçen virüs taşıyıcıları onu yayar. Bu durum çalıştığı için her gün Almanya tarafına geçen Fransız Jérôme Lohmann'ı ağır etkilemiş. Sınır bir gece haber verilmeden kapatılmış. Gerçi onun sınırı geçmesine izin var ama bazı Almanlar onu birdenbire tehlikeli görmeye başlamış. Artık istenmediğimiz söylendiğinde bu gibi şeyler kalbimizi kırıyor. Peki neden? Bu bizim hatamız değil ki. Herkes bunun Çin'den geldiğini biliyor. Alman meslektaşlarım da bunu kapabilirdi ya da başkaları. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. O nedenle beni çok incitti. <laughs> Alman sınır beldesi Gersheim'da belediye başkanının kendisi Fransa kökenli. Michel Clivo sınırı geçen Fransızların lanet olası Fransızlar korona ülkelerine geri dönsünler gibi hakaretlere maruz kaldıklarına dair haberleri okumuş. 1957'deki referandumla Almanya'ya katılan, öncesinde bazı alanlarda Fransa'ya bağlı olan şimdiki Zar eyaletinde Fransız-Alman dostluğu test ediliyor. Bu kriz aslında her zaman düşündüğümüz ve dilediğimiz şeyin o kadar da istikrarlı olamayabileceğini gösterdi. Ve şimdi bu ortaklığın Avrupa için ne kadar önemli olduğu duygusunu en azından yerel halkta tekrar oluşturmak için bir şeyler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Michael Clivo, zar halkının davranışlarını kamuoyu önünde eleştiren bir isim oldu. Şimdi ise kendisi eleştirilerin hedefinde. Birçoklarınca yalan haberle suçlandım çünkü birçoğu bunu kabul etmek istemiyordu. Ancak burada bir sorunumuz olduğunu yüksek sesle ve güçlü şekilde söylemek önemliydi. Sınır tekrar açıldığı için Alman Belediye Başkanı komşu Rimlink'teki Fransız mevkidaşını ziyaret ederek örnek olmak istiyor. Erik Emert ise dostluk krizini Fransa tarafında deneyimleyen bir isim. Almanya'dan gelen tepkilerin ilişkilerde iz bırakmasından endişe ediyor. Bu bir güvensizlik atmosferi oluşturdu. Bir bakıma tarihimiz tekerrür etti. Bazılarındaki radikallik bir anda yeniden ortaya çıkıverdi. Rimling'teki anıt sınır bölgesinin kontrolü için iki ülke arasında yaşanan bedeli ağır savaşların tarihini yansıtıyor. Belediye başkanları bunun her iki taraftaki politikacılar için bir uyarı olduğunu söylüyor. Ama kriz birçok dikkatsiz açıklamayla daha da derinleşti. Eğer haftalarca zar halkını Fransızlardan korumak zorunda olduğunuzu söylerseniz elbette insanlar bu konuda düşünmeye başlar ve belki mantıksız şeyler yapar. Burada olan buydu. Bu yüzden Hapkirşin'deki Avrupa Dostluk Köprüsü'nün eski lehvası yeniden özel bir anlam kazandı. Eski gümrük memuru Franz Josef Fries aslında tekrar eski yerinde olmak istiyor.